Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 7. hafta Spor Toto Bülteni tahminlerine hoş geldiniz. 6. hafta sonuçları ayrıntılarına sport Toto ulaşabilirsiniz. Ben bütçemi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek karma tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Galatasaray kendi sayesinde Konya Sporu konuk ediyor. Galatasaray'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Gaziantep'i 2-1 yenmiş. Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Trabzonspor'la 0-0 berabere kalmış. Ümraniyespor'u ve Antalyaspor'u 1-0 skorlarla deplasmanda yenmişti Galatasaray. Konyaspor ise kendi evinde Fenerbahçe hatay Hatayspor'u 1-0 yenmiş. Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Giresunspor'u 1-0, İstanbulspor 4-0 yenmişti. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Hatay Spor kendi evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Hatay Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Adana Demirspor'la bir bir berabere kalıp Gaziantep'e 2-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla Konya Spor'a, Kasımpaşa'ya ve Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Kayseri Spor ise kendi evinde Giresun Spor'u 3-0, İstanbul Spor'u 1-0 yenmiş. Deplasmanda Fenerbahçe ve Başakşehir'i 2-0, Beşiktaş'a ise 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Hatay Spor'la Kayseri Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Ümrani Spor kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ümrani Spor'un form durumu baktığımızda kendi evinde Trabzonspor, Galatasaray, Antalya Spor'u 1-0 yenilmiş. Deplasmanda Fenerbahçe'li 3-3 berabere kalmış. Adana Demirspor'u 1-0 yenilmişti. Ümraniye Spor. Kasımpaşa ise kendi evinde Hatay Spor'u 1-0 yenmiş. Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Giresun 1-0, Başakşehir'e 4-0 mağlup olmuş. Antalyaspor Spor'u 2-0 deplasmanda Kasımpaşa yenmişti. Ümraniye Spor'la Kasımpaşa arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Antalyaspor kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Antalyaspor'un Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Kasımpaşa'ya 2-0 Galatasaray 1-0 mağlup olmuş. Trabzonspor 5-2 yenmişti. Deplasman'da ise Gaziantep'e 5-2 mağlup olmuş. Ümraniyespor 1-0 yenmeyi başarmıştı. Adana Demirspor ise kendi evinde Ümraniyespor 1-0, Sivasspor'u 3-0 yenmiş. Deplasman'da Hatayspor'la 1-1 berabere kalmış. Fenerbahçe 4-2 mağlup olup Giresunspor'u 3-2 yenmişti Adana Demirspor deplasmanda. Antalyaspor'la Adana Demirspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İstanbulspor kendi evinde Başakşehir'i konuk ediyor. İstanbulspor'un form durumuna bak baktığımızda kendi evinde Konyaspor'u 4-0, Trabzonspor'u 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Kayserispor'u 1-0 mağlup olmuş. Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmış. Alanya Spor'u 1-0 yenmişti. Beşiktaş ise kendi evinde Sivas Spor'u 3-1, Karagümrük'ü 4-1, Kayseri Spor'u 1-0 yenmiş. Deplasmanda Alanya Spor'la 3-3 berabere kalmış. Ankara gücü 3-2, Deplasmanda Beşiktaş yenmişti. İstanbul Spor'la Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 2. Başakşehir kendi evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Alanyaspor'la Spor'u Spor 2-0 yenmiş, Antwerp'le 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Antwerp'i 3-1, Hercis'i 4-0 yenmişti Başakşehir. Karagümrük form durumuna baktığımızda kendi evinde Spor'la 1-1 berabere kalmış, Ankara Gücü'nü 4-1 yenmiş, Alanyaspor'u 4-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Beşiktaş'a 4-1 mağlup olmuş, Sivasspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Başakşehir ile Karagümrük arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Trabzonspor kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Galatasaray ve Kopenhag'la 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda French 3-2 mağlup olmuş. Antalyaspor 5-2 mağlup olmuştu. Ümraniyespor 1-0 yenmişti deplasmanda Trabzonspor. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Antalya Sporu 5-2, Ankara gücü 1-0 yenmiş. Deplasmanda Hatay 2-1 yenmiş. Sivas 1-1 beraber kalmış. Galatasaray 2-1 mağlup olmuştu. Trabzonspor'la Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Youtube'a günü günü attım, silmedim veya kaldırmadım önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulaması üzerinden bana, Instagram'dan mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan rahat bir şekilde benimle iletişim kurabilirler. Ankara gücü kendi evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda kendi evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuş. Konya Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Alanya Spor'a 2-1, Karagümrük'e 4-1, Gaziantep'e 1-0 mağlup olmuştu Ankara gücü. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Karagümrük ile 0-0, Slavya Pırak ve İstanbul Spor'la 1-1 berabere kalmış. Malmö'ye 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuştu Sivas Spor. Ankara gücü ile Sivas Spor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fenerbahçe kendi evinde Alanya Sporu konuk ediyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Dinamo Kiev'i 2-1, Kayseri 2-0 yenmişti. Avusturya'ya yeni 4-1 yenip Adana Demir yeni 4-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe deplasmanda ise Konya Sporu 1-0 mağlup olmuştu. Alanya Sporu ise kendi evinde Beşiktaş'ta 3-3 berabere kalmış. İstanbul Sporu 1-0 mağlup olup Ankara Gücü'nü 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Başakşehir e 2-0 mağlup olmuş. Sivasspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe Alanyaspor Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Standart Leash, kendi evinde kulüp buluşu konuk ediyor. Standart form durumu attığımızda kendi evinde Old 3-1 mağlup olmuş. Ostende'ye 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise Saint Truiden'e 2-1, Kotrich'e 1-0 yenmiş. Westerlo'ya 4-2 mağlup olmuştu. Kulüp Brugge ise kendi evinde Bayer Leverkusen'i 1-0, Serkül Buluş'u 4-0, Kotrich'i 2-1 yenmişti. Deplasman'da ise Charleroi'yi 3-1, Haverli'yi 3-0 skorla mağlup etmişti Kulüp Buluş. Standart Lig'de Kulüp Buluş arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. PSV kendi evinde Feyenoord'u konuk ediyor. PSV'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Vajvik'i 1-0, Volendam'ı 7-1 yenmiş, Bodo ile 1-1 berabere kalmış, Rangers'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da ise Excelsior'u 6-1 yenmişti. Feyenoord ise kendi evinde Emmen'i 4-0 yenmiş, Herhemen ile 0-0 berabere kalmıştı. Deplasman'da Lazio 4-2 mağlup olmuş, Eagles'ı 4-3, Vajvik'i 1-0, Feyenoord deplasman'da yenmişti. PSV ile Feyenoord arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Barcelona kendi evinde Elche'yi konuk ediyor. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Pizzen'i 5-1, Real Valladolid 4-0 yenmiş. Manchester City ile 3-3 berabere kalmıştı. Deplasman'da ise Cadiz'i 4-0, Sevilla'yı 3-0 yenmişti. Elche ise kendi evinde Atletico Bilbao'ya 4-1, Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuş. Almeria 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman'da ise Villarreal'a 4-0, Real Betis'e 3-0 mağlup olmuştu Elche. Barcelona ile Elche arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Villarreal kendi evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Villarreal'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Leşi 4-3, Elçey 4-0 yenmişti. Deplasmanda Hajduk Split'i 2-0, Atletico Madrid'i 2-0 yenmiş. Getafe ile 0-0 golsüz berabere kalmıştı Villarreal. Sevilla ise kendi evinde Manchester City'ye 4-0 Barcelona'ya 3-0 mağlup olmuş. Real Valladolid ile 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Royal Espanyol 3-2 yemiş. Al Almeria 2-1 mağlup olmuştu Sevilla. Villarreal ile Sevilla arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim çifte şans. Udinese kendi evinde Inter'i konuk ediyor. Udinese'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Roma'yı 4-0, Fiorentina'yı 1-0 yenmiş. Salernitana'yı golsüz berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Sassuolo'yu 3-1, Monza'yı 2-1 yenmişti. Udinese kalsıyor. Inter ise kendi evinde Torino'yu 1-0, Cremonese'yi 3-1 yenmiş. Bayern Münih'e 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Milan'ı 3-2, Lazio'yu 3-1 kaybetmişti Inter. Udinese ile Inter arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Roma kendi evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Roma'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Monza'yı 3-0, Cremonese'yi 1-0 yenmişti. Deplasman'da Juventus'ta 1-1 berabere kalmış. Ludo Gores'e 2-1, Udinese Kalsiyo'ya 4-0 mağlup olmuştu. Atalanta ise kendi evinde Cremonese ile 1-1 berabere, Milan'la anan de 1-1 berabere kalmış. Torino'yu 3-1 yenmişti. Deplasman'da ise Monza'yı 2-0, Hellas Verona'yı 1-0 yenmişti Atalanta. Roma ile Atalanta arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra tahminlerimi, bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına baktırım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı video yorumlarına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.